Samat da kahve aldı. Teşekkür ederim. O kadar yorucu bir geceydi ki su içmeye bile vakit bulamadım, biliyor musun? Onu da tahmin ettim. Bu da suyun. Al bakalım. Ayağın nasıl? Ayağım? İyi. Ameliyatına yardım ettiğim için benimle bu kadar ilgileniyorsun, beni bu kadar düşünüyorsun değil mi? O yardımın bir karşılığı olamaz. Ama güvenip bana bıraktığın için teşekkür ederim. Eylül, böyle yaşamaya devam mı edeceksin? Nasıl yaşıyormuşum? Çok hırsızsın, fazla. Nesi kötü bunun? Artık başarılı birisin. Bunu hep daha ileriye götürmek yerine biraz durup keyfini çıkarmasın, tadına varmasın. Mesela şu an niye hala hastanedesin sen? Yani kahveler için, su için mi? Neden? Günde kaç saat uyuyorsun? Söyle bakalım. 14. Haftada 14 saat yetiyor bana. Diğerleri gibi olsaydım, onlar kadar uyusaydım şu an olduğum yerde olamazdım. Peki mutlu musun? Olmamam için bir sebep yok. Bu net bir cevap değil. Biliyorsun babaannemin en büyük hayaliydi doktor olmak. Ve oldum. Sadece bunu başardığım için bile mutluyum. O göremese de. Bu konuda ne kadar üzgün olduğumu da sen biliyorsun. Sana yardım edemedim ama şimdi ne zaman istersen yanındayım. Gerek yok. Ben artık o öğrenci kız değilim. Sence öğretmenin olduğum için mi sana yakın davranıyorum? Bak, eğer bunu gerçekten böyle düşünüyorsan gözünün önünü görmüyorsun demektir. Sana bir öğretmen olarak değil, bir erkek olarak yakın davrandığımı bile göremiyorsun. O gün için ne kadar pişman olduğumu bilemezsin. Seni son kez gördüğüm o an... Böylece çekip gitmene izin vermek hayatımın en büyük aptallığıydı. Özür dilerim. Tamam tamam, bir şey yok. Galiba gitmene izin verdiğim için beni cezalandırıyorsun. Hayır. O zaman benimle çıkar mısın? Hayır. Sen her şeye hayır diyorsun ama. Bu sende bir alışkanlık yapmış galiba. Hayır. Hayır. Tamam, hayır. Peki. Daha sonra tekrar soracağımı söyleyeyim. Seninle ne zaman ciddi bir şeyler konuşmaya başlasak sonunda hep böyle bir gariplik oluyor. Farkındasın değil mi? Kim bilir kimin yüzünden acaba?
Sana tekrar çıkma teklif edeceğim. Ama o zaman cevabının evet olmasını istiyorum.